Gençler merhabalar. Bugün 27 Temmuz 2020 günlerden Pazartesi. Bugün YKS sonuçları açıklandı arkadaşlar. Girdiğiniz TYT ve AYT ve YDT sınavlarının sonuçlarının açıklandığı gün. Sonuçlar açıklanırken yani açıklanmadan önce aslında çok fazla spekülasyon vardı. Ki bu spekülasyonlar ikiye ayrılıyordu. Yani geçen sene aynı netleri yapıp da bu sınava giren elemanların, arkadaşların, öğrencilerin daha iyi netler yapabileceğine dair ki ben bu şekilde düşünüyordum. Daha iyi sıralamalar elde edeceğini düşünüyordum. Bir de geçen seneki netleriyle aynı netleri yapan bir kişinin sıralamasının düşmesi yönündeydi. Ama bu artışın da veya düşüşün de artı eksi 5000 civarında olabileceğini düşünüyordu. Herkes hadi maksimum artı eksi 10 bin olsun. Ama bu yıl gördük ki sevgili gençler, geçen seneki netlerini bu senede yapan bazı mezun arkadaşlarımız 15 bin, 20 bin sıralama geriye düşmüşler. Ya da 25 bin de sıralamasına göre de değişir tabii ki. Bu seneki de böyle bir sınavdı gençler. Yani AYT sınavından full çekip de 9 bin olan öğrenci, AYT sınavında sadece bir tane matematik yanlışı yapıp yani 79 tane doğru bir tane yanlış yapan yani 78,75 neti olan öğrencilerin 11 bininci olduğu bir sınavdı. Tamamen TYT'nin belirleyici olduğu bir sınavdı sevgili gençler. Tamam TYT sınavı da hafife alınmaması gereken bir sınav ama bize açıklanan yüzdelik dilim yani kamuoyunun bildiği sevgili gençler. %40 TYT, %60 AYT puanları etkili olacak tarzındaki söylemlere göre o %40'lık dilim sanki bize %75, %80 yansıdı gibime geliyor. Çünkü inanılmaz derecede yığılma olduğunu sonuçlara bakınca görebiliyoruz. Nasıl bir yığılma? AYT'den full çeken öğrencinin 9 bininci olması ki TYT'de çok da fazla hani nasıl diyeyim ahım şahım bir hatası yanlışı yok. Ama buna rağmen 9 bininci olan bir öğrenciden söz ediyoruz. AYT'den sadece bir yanlışı olup da 11 bininci olan öğrencilerden söz ediyoruz. Demek ki bu sınavda TYT sınavı bayağı etkili olmuş durumda. Bu seneki de koronaya özel bir sınavdı arkadaşlar. Geçen seneki şartlarda aynı öğrenciler birbirleriyle yarışmış olsalardı daha gerçekçi bir sınav sonucu elde edilebilirdi. Hani en azından yığılmalar yaşanmazdı. Şimdi bu yığılmalara göre geçen sene 11. Olan öğrenci yani 11. olacak öğrenci diyelim kafasında yüksek hedefleri yokken 11. olurum daha fazlasını hayal edemem diyen öğrencinin kafasında yüksek hedefler yokken belki de bu yıl ilk 1000'e girdi, ilk 500'e girdi. Ama şöyle durumlar var sevgili gençler. Sonuç olarak herkes aynı sınava girdi. Herkesin koşulları eşitti. Fakat herkesin psikolojisi de eşit değildi. Bu yılki sınava hazırlanırken kazandığımız psikolojiler, bizim kazanımlarımız hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin kazanımları sevgili gençler, maalesef ki hoş olmadı. Maalesef her öğretmen öğrencisine bu yıl sınava 2-3 ay kala öğrencilerimle şunları yapabilirim, bunları yapabilirim, şunları yapacağız. Çeşitli testler çözeceğiz. Konuları erkenden bitirelim de hadi biraz soru çözelim, soru abanalım diyen öğretmenlerimize de, değişik hayaller kuran, geleceğe dair muhteşem hayaller kuran öğrencilerimize de bu korona süreci, bu evde kalma süreci biraz yaramamış görünüyor maalesef. Bunda da vardır bir hayır demek istiyoruz tabii ki. İlla ki her şeyde bir hayır var. Çünkü biz bu kafada insanlarız. Bunda da bir hayırın olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğimiz gibi öğrencilerimizin çoğu ve öğretmenlerimiz bu süreçte canları yandı ve üzüldüler sevgili gençler. Buradan 2020 tayfadan istediklerini sınavdan sonra istedikleri sonuçları elde edemeyen arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Elde ettiğini düşünen arkadaşlarıma da hayatta başarılarının devamını diliyorum sevgili gençler. Umarım istediğiniz yerlere yerleşirsiniz. Sınav sonucunuz ne olursa olsun. Önemli olan bu sınav değildi. Unutmayın. Hayat sınavlardan daha önemlidir. Umarım hayatınızda güzellikler yakalarsınız. Bir sene, iki sene, belki üçüncü defa girmeyi, belki dördüncü defa girmeyi, bu sınav sonuçlarını gördükten sonra belki üç, belki dört, belki ikinci defa girmeyi planlayan arkadaşlarım var. Arkadaşlar, hayat sizin hayatınız.
Siz bir şeylere karar vereceksiniz. Arkadaşlarım 3. sınıf oldu, ben hala üniversiteye yerleşmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım 2'ye geçti, ben hala üniversiteye yerleşmeye çalışıyorum diyen arkadaşlarım varsa da, arkadaşlar tekrar söylüyorum, bu hayat sizin hayatınız ve bazı kararları sizin kendinizin vermesi gerekiyor. Şimdi 2020 tayfaya başarı dileklerimizi, tebriklerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra 2021 tayfa için arkadaşlar 4. haftadayız. 4. haftanın programı bugün PDF yayınladık ve bu da rehberlik videomuz. Ayın ikisinde OBEP, OKEK ve rasyonel sayılar konularını işleyeceğiz sevgili gençler. Bu OBEP, OKEK ve rasyonel sayılar konusundan sonraki kısım ise ayın 6'sında denklem ve eşitsizlik mutlak değer. Şimdi sevgili gençler, şu kısım yani Perşembe günü, Arife günü. Arife gün, bayram günü olmuş olsaydı ben bu videoları yayınlamayacaktım. Bu hafta yayınlamayacaktım ama Arife günü olduğu için yayınlıyorum sevgili gençler. Haberiniz olsun. Şuradaki ayın 6'sında bir ara verebiliriz ve bu aradan sonra da acil matematik TYT Soru Bankası'ndan bir ödevlendirme yapabiliriz. Bunun bilgisini pazartesi günü nasıl diyeyim hani mesela şurada bir ara vereceksek bunun bilgisini sen üçünde öğrenmeyeceksin. Üçünden hemen önce öğrenirsin merak etme. Yani 31'inde, 30'unda, 29'unda öğrenebilirsin. Şimdi neden böyle bir ara veriyoruz ondan da bahsedeyim ben size. Şimdi gençler, acil matematik TYT Soru Bankası'ndan ben size ödevlendirme yapacağım eyvallah ama daha önceki videolarımda da söylediğim gibi bu ödevlendirmeler insanüstü ödevlendirmeler olmasın istiyorum. Sırf ödev vermek için ödevlendirme yapmak istemiyorum. Sen bu ödevleri yapılabilir tarzda alacaksın ve yapıp teslim edeceksin. Tabii ki kontrol ettirebileceğim bir mecra yok ama bunu zaten biliyorsun ki yapsan da yapmasan da bu sana yarar veya sana yaramaz. Kendini kandırırsın veya kendini ödüllendirirsin. Bu konuları asla unutma. Bu haftaki konularımız OBEP, OKEK ve rasyonel sayılar. Şimdiye kadar işlediğimiz konular ise temel kavramlar, maksimum, minimum değer, ardışık sayılar, çözümleme, asal sayılar, bölen sayıları, faktöriyel, bölme ve bölünebilme. Yani şimdiden 9 tane konumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Bu güzel bir şey. Hatta 2 gün sonra da OBEP, OKEK ve rasyonel sayılar da bitmiş olacak. Ve sen bu videoları hakkıyla izledikten sonra hiçbir şeyin oturmaması gibi bir lüksü yok. Sen konuları anlıyorsun, anlayacaksın. Ben sana burada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ödevlendirmelerini yapıyorum. Matematiğin ilacı ve kendi seçtiğin kaynaktaki soruları eğer hakkıyla çözüyorsan, kendini kandırmadan çözüyorsan, illaki başarılı olacaksın. Merak etme. Şimdi, tabii 2020 tayfanın sınav sonuçlarını da size duyurduktan sonra AYT'den full çekmelerine rağmen, 9 birinci olan öğrenciler olmasına rağmen, sen bu sınava oldukça odaklanacaksın. İnşallah seneye çok daha iyi şartlarda sınav hazırlığı yapabilirsin. Umarım bu hastalık süreci geçer, bu salgın süreci geçer. Daha büyük salgınlarla karşılaşmayız umarım. Daha farklı senaryolarla karşılaşmayız umarım. İnşallah sen normal bir şekilde yani 2017'de, 2018'de, 2019'da insanlar nasıl sınava hazırlandıysa sen de inşallah o şekilde hazırlanırsın. Sonuçta bu bir sınav, hayatın bir gerçeği ama hayatın kendisi değil. Dolayısıyla çok fazla bir şekilde ciddiye aldığımız bazı olayları yani bu sınavı gözden geçirirken hayatı unutmayın arkadaşlar. Benim size söyleyebileceğim tek şey bu. Şimdi daha sonraki haftalarda denklem ve eşitsizlik ve mutlak değer var. Yani basit eşitsizlikler ve mutlak değer konuları. Eğer arkadaşlar tekrar bir TYT Soru Bankası'na bakarım ben. Tekrardan söylüyorum. TYT Soru Bankası'na bakarım. Çözmen gereken soru sayısı çok fazla olmazsa, çok aşırı olmazsa sana bunun ödevlendirmesini yaparım. Ve sen şu kısımda arkadaşlar bakın ayın 30'unda videolar yayınlanıyor. Hadi 31'inden diyelim. 31'inden şuradaki ayın 12'sine kadar yani 13 günlük bir süre sen acil matematik TYT Soru Bankası'nda verdiğim ödevleri yapacaksın derim. Tamam? Bunu da unutma. Tabi programımızda bir kısım kaymalar olacak. O kaymalarda işte 6'yı 13'e yayınlayacağız ama mesela şöyle bir güzellik de yapabilirim ben sana. 13'ünde sadece çarpanları ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar var. Ben oraya belki söz vermiyorum. Denklem, eşitsizlik ve mutlak değeri de katarım. 5 tane konu işlemiş oluruz programın gerisinde kalmamak için. Ya da şurada vereceğim ödevi vermem. Devam ederiz. Bir sıkıntı oluşmaz. Evet. Böylelikle arkadaşlar OBEP, OKEK ve rasyonel sayılar da yayınlandıktan sonra Temmuz ayını bitirmiş oluyoruz ve Ağustos ayına geçiyoruz. Ağustos ayı Temmuz ayına göre biraz daha
geniş bir programa sahip. Artık konular, matematikteki konular daha eğlenceli hale gelecek. Daha işlevsel konular olacak. Üzerine daha fazla soru düşünebileceğimiz, soru tarzı düşünebileceğimiz konular olacak. Sen de güzel bir şekilde atlattın o matematiğin ilk evresindeki, hani matematiğin hiçbir konusu aslında, her konusu çok önemli ama tabii bu konuların içerisinden de sıkıcı veya eğlenceli diye de ayırt edebiliriz bunları. Matematiğin sıkıcı olan evresini beraber atlattık. Şimdi daha eğlenceli yerlerindeyiz. Sen de bunun farkındasın. Dediğim gibi arkadaşlarım, ödevlerinizi yapın. Video takibinizi yapın. Rehberlik videolarımı izleyin. Verdiğim ödevleri mutlaka yapın. Soru çözümleri önereceğim ben size şimdi ama o soru çözümlerinden daha ziyade, daha önemli olan kısmı da şu. Şimdi gençler, ben size şöyle de gösterebilirim aslında. Şuradan YouTube'a girelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi benim YouTube kanalımda şu şekilde bir oynatma listemiz var arkadaşlar. Nerede oynatma listesi? Şurada. Şimdi canlı yayın kayıtları. Bu canlı yayın kayıtları nedir sevgili gençler? Hatta şurayı da şu şekilde birazcık kaydırabilirim senin için. Aynen. Şimdi bu canlı yayın kayıtları dediğimiz olay pandemi sürecinde, pandemi süreci daha yeni başladığında, bilmeyen arkadaşlarım için anlatıyorum. Pandemi süreci yeni başladığında sevgili gençler, Kerem hocamızla beraber dedik ki biz her akşam aynı saatlerde canlı yayınlar yapalım. Hem konu tekrar yapalım, TYT, AYT hepsini birlikte bitirelim. Hem konu tekrarları yapalım hem de güzel baba zor sorular çözelim dedik. Tamam mı? Ve bunları yapmaya koyulduk. Mesela ben akşam saat 8'de canlı yayına başlıyordum. Benim canlı yayınım 9.30-9.45 gibi bitiyordu. Akşam saat 10'da da Kenan hocanız canlı yayınlarına başlıyordu. Kenan hocanın canlı yayın kayıtlarını da dinlemenize büyük fayda var. Burada arkadaşlar, şuradaki oynatma listesini de ben size göstermek istiyorum. Şöyle sağa doğru çekersem ekranımı. Bakın, temel kavramlar, çıkabilecek sorular, full tekrar, bölme bölme bilme, rasyonel sayılar, mutlak değer basit eşitsizlik, üstü köklü sayılar, kümeler, çarpanları ayırma, fonksiyonlar, ikinci dereceden denklem, parabol, ikinci dereceden eşitsizlik, polinom, oran orantı, problem, problem 2, permütasyon kombinasyon olasılık, trigonometri 1, trigonometri 2, logaritma çıkabilecek sorular, diziler, sayısal mantık çıkabilecek sorular full tekrar. Burada olmayan tek konu limit türev integral. Hani istatistiğine kadar buralarda anlattık arkadaşlar. Sayısal mantık kısmının içerisinde mesela bakalım. Aynen. İstatistiğe kadar anlattık. Dolayısıyla sevgili gençler, buradaki canlı yayın tekrarlarımızı da izleyebilirsin. Bunlar canlı yayındaki programlardır. Canlı yayındaki videolardır. Onların kayıt edilmiş halleridir. Ama içlerinde çok güzel sorular var. Özellikle videoların sonlarına, mesela bu 1 saat 26 dakikalık bir videoymuş. Ve videomuzu da şu şekilde oynatacak olursak bakın, gayet güzel, kaliteli sorular var. Hocam, bunların PDF'leri var mı peki? Evet, bunların da PDF'lerini ben hazırlayıp koymuştum. Şu şekilde aşağıya doğru inerseniz sevgili gençler, açıklama kısmında bakın burada PDF'lerimiz mevcut. Bu PDF ekranını da açıp buradan PDF'lerinizi indirebilirsiniz. Toplam 22 tane, 22 tane değil de sanırım yaklaşık olarak 19-18 tane PDF var. Dolayısıyla bunları da indirip benimle beraber takip edebilirsin. Hem soru çözümleri mevcut hem de konunun hızlı bir tekrarı mevcut. O yüzden çok fazla yararlanacağını düşündüğüm bir video serisi bu da. Bunları hangi sıklıkla, hangi aralarda, hangi derelerde izleyeceksin? Şöyle izleyeceksin bunları arkadaşım. Diyeceksin ki mesela, SML hoca şurada temel kavramları, maks min değeri, ardışık sayıları, çözümlemeyi, asal sayıları, bölen sayıları, faktöriyel, bölme bölünebilme işlemiş. O zaman bu konuları içinde barındıran canlı yayın tekrarlarını sen daha aç izle. Yani ne alır? 3 saatini, 4 saatini alır maksimum. Hadi bilemedin, 4,5 saatini alır. Zaten bunları tek oturuşta izle demiyorum. Ama mutlaka bu videoları da izlersen sana çok büyük yararı olacak. İkinci bir mesele. Yine XX'ler soru serilerimiz var. Bunlar AYT için. AYT videoları için de bunları da izleyebilirsin. Ekstradan bir de 5 soru 5 çözüm videolarımız var. Bunları da izleyebilirsin. Sana çok şey katacağını düşünüyorum. Bunları kaçırma. Zaten bu konu anlatım videolarının altındaki açıklama kısmına da ben sana her birinin açıklamalı linkini bıraktım. O linklere de tıklayarak bunları izleyebilirsin. Evet, bu haftaki rehberlik kısmımız buydu sevgili gençler. Hoşça kalın demeden önce 2020 tayfa için tekrardan söylüyorum.
Arkadaşlar üzgünüz. İstediğini başaramayan arkadaşlar için söylüyorum. Üzgünüz arkadaşlar. Halinizi anlıyoruz. Sıkıntınızı anlıyoruz. Sizin çektiğiniz acıyı biz de çekiyoruz. Ama unutmayın arkadaşlar, hayat sınavdan önemlidir. Sınav sizin hayatınızda büyük bir öneme sahip ama sınav eşittir hayat olamaz arkadaşlar. Hayattan istediğinizi alabilmek için bundan sonra daha sıkı çalışmalı, daha dikkat ederek çalışmalı ve daha özen göstermeliyiz. İnşallah Allah yar ve yardımcınız olur diyelim ve videoyu noktalayalım. Bir sonraki videomuzda, konu anlatım serimizde görüşünceye dek hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı unutma.